YouTube'cum nasılsın canım benim? Bu dosya böyle artık son şeyler olduğu için uzun uzun böyle 47 dakika falan neredeyse 50 dakikaya yakın bir video attım. Size bir like atar, yorum yaparsanız çok sevinirim. Aşağıdaki kick linkinden bu akşam Zeynep Ergül dosyasını ben hiç izlememiştim. İlk defa izleyeceğim bugün. Başlayacağız yani ona başlayacağız. Bu bittikten sonra da Sinan dosyası gelecek tekrar. Sinan'a devam edeceğiz yani. Sinan bizde bitti normalde yayında bitirdik ama şeyde YouTube'da devam. Bir de abone olursanız çok sevinirim canlarım benim. Sizi seviyorum, öpüyorum. İyi seyirler diliyorum. Kızı da işte bak alamıyorum. Ne sen... yapabilirim ben senin için şu an? Tamam. O yanındaki Lucifer var ya. Chat, bu manifest dediğiniz Lucifer. Bu da arkadaşlar, bu da dur bakayım nerede o? Nerede o? Dur bakayım. Bu da arkadaşlar. Bu da nerede o? Bu da hayatınıza girecek Lucifer. Arkadaşlar gerçekçi olalım yani hayatınıza alacağınız gerçek Lucifer bu. Allah korusun ya. İnşallah böyle bir Lucifer girer hayatınıza chat. İnşallah hayatınıza böyle bir Lucifer girer ya. Hani illa bir Lucifer abi ben hayatıma illa bir Lucifer alacağım diyorsanız inşallah böyle bir Lucifer girer. Sıfır. İpten. Tamam. O Chat hep ben ipten chat. yanındaki Lucifer var ya, Lucifer. Ben onun Lucifer. adını Lucifer koydum. Sen Saçma bir iblis, o alaka. Lucifer. Ya çok iyi çar deli olacağım ya. Umut abi vallahi çok iyi çar ya. Yanındaki Çok doğal bir insan modeli ya. Lucifer var ya, Lucifer. Ben onun adını Lucifer koydum. Sen Saçma bir iblis, o alaka. Lucifer. Ona sor bakalım. İstersen yayından böyle bir 2-3 dakika alsınlar sizi. Bir Orhan olabilir mi Yusuf? Bilemiyorum. Konuşun aranızda. Hani kardeşi için dünyaları yakan Mustafa vardı ya. ha? Sen... Biz bu konunun ilk gününden beri bunu konuşuyoruz. Ben Evet, ilk geldiği günden belli. az önce de sordum. Yani bunu sormama bile gerek Bütün Neye chat sor? Cemil akıyor. Siyasal Cemil. Tuğçe'nin de TikTok'u var. Şimdi gördüm. Beni de çok güzel olur büyüyünce. Allah Allah. Yok. Şimdi çocuğun yüzünü göstermedikleri için biz de yayında açmayalım. Ne olur ne olmaz. Gününden beri bunu konuşuyoruz. Ben az önce de sordum. Yani Bakmak isteyen olursa 60 şeyini daha sonra özelden sormama bile gerek yok. Zaten en bakarsınız başından beri yemin ediyor. Böyle bir şeyle benim alakam yok diyor. Tuğçe! Annem ona sen Tuğçe ile çok samimiymişin. Teyzenler hareketlerini beğenmiyor dediğinde Neye Evet. sor? Çağla bir iki varsın güzelim benim. O yemin eden Lucifer var ya. İsim verme Malbonte. Kur'an'a el basmış esenlerde. Siz Allahsız mısınız demiş. Siz bana Evet. bunu nasıl yakıştırıyorsunuz? Sizi de Evet. terk ediyorum. Ben gidiyorum tek başına bir hayat kuracağım demiş. Ha bir de, ha bir de çakal. O iman Kur'an'lı bir arkadaş değil o. Lucifer Bana da o. Sen söyledi. iblis o Lucifer. İmansız, Kur'ansız, vallahi Allahsız. Tövbeler tövbesi. Bir de Kur'an'a el basıyorsun. Böyle bir şeyi bana nasıl yakıştırıyorsunuz diyorsun. Yakıştırılmayacak bir şey olduğunu biliyorsun ve bu ilişkiyi yaşıyorsun. Sen iblis o Lucifer. Sen iblis o Lucifer. O Yani bu saatten sonra iblus. İblus. iman Kur'an'lı bir arkadaş değil o. Değil o. Kesinlikle değil. Lucifer Bana da o. Sen söyledi. iblis o Lucifer. Sen o chat söyleyeyim yani. İki kardeşim de ölsün ki yok öyle bir şey. Sen bana nasıl Kurban gitsin yakıştırırsın ama dedi. kardeşlerine. Kurban Öyle mi gitsin. dedi? İki Evet. kardeşim de ölsün mü dedi? Ya abla Evet. annem onu çağırttırdı İstanbul'a. Teyzemlerle görüştükten sonra demiş ki oğlum. Evet abla. Allah belanı versin Lucifer. Bak fazla samimi oluyor musunuz? Evet aynı evde yaşıyorsunuz. Evet belki hani ama orası küçük bir yer. Evet. Dikkat Bu çekiyor. yanlış anlaşılır. Yani Bu İstanbul'da senin değil. öz annen değil demiş. Demek ki kadın şüphelendi anasını satayım. Ha? Almış Kur'an abla gelmiş. Kur'an'a el basmış. Ula, sizin demiş Allah'ınız mı yok ya? Siz Tövbe estağfurullah. Nasıl dedi beni ya sapık dedi. mı sanıyorsunuz Sen dedi. yaşlan... Yani bunun sapıklık olduğunu en azından yani idrak edebiliyor. Bunun da dedi imanını mı yitirdin dedi. O benim Ya. ablam, annem Ya yani abla. dedi. Ben bir yani mak... Yani bunun sapıklık olduğunu en azından biliyor yani. Tut aldım yavrum ya. Haklısın Abla, anneciğim dedim. ne Kız olursun. kardeşim Az ben önce yani dediğim gibi, yani tartışmak reklam değil arasında dedim. mı konuşacak? Aşk-ı Memnu'daki Adnan Bey'den daha kötü bir durumda yani Umut. Abla bu yani berbatın berbatı ya. Bu arada arkadaşlar, Aşk-ı Memnu Bihter kuyum muyum bir karakter değildir arkadaşlar. Her zaman söylüyorum abla. Yani o da sen benim oğlumdun diyor. İşte adamın gerçekten Baba, oğlu yani. gerçek Yani abla biliyorsun. Oğlu. Romanda Tamam, zaten amcasının oğlu yani. Romanda gerçekten. akraba İki dizide gündür öyle bir yapmadılar. Aa!
Romanında gerçek amcasının oğlu mu? Dizide de amcasının oğlu, dizide galiba uzaktan mı kuzen mi mi öyle bir şey çıkıyor daha sonra. Dizide kuzene muzene çevirmişler. Daha sapıkça olmasın diye herhalde. Yaptıkları için, yani bu yaşattıkları için, her şey için bir pişmanlık var, onu gözlerinde görebiliyorum. Evet. Hatta ikinci gün dedim bak, o dersini çalışmışsın. İlk gün hazırlıksız yakalandınız. Şu an gerçekten gözlerde bir vicdan var. Çünkü ben o acıyı yaşadığım için gözlerdeki o acıyı ben görebilirim. Ya Bihter'de evet, Allah korusun, daha da beter mesela Hotaru. Senin dediğin gibi mesela Bihter'de Bülent'le olması gibi bir bununki mesela. Anladın mı? Bu Bihter'den daha beter. Yani onun da yani bir de beterlik şeyi yok tabii, onların bir derecesi yok da. Ya beterin beteri var diyebiliriz yani. Hani sen iblis onu sıfır. Ama... Korkunç, korkunç. Yağmışım. Vallahi bile sosu korkunç. Var mı Tuğçe pişmanlığın? Ya var mı abla, sence gözünü seveyim? İğrenç. Abi babamla izliyorum yayın demiş. Ebobi babaya buradan çok selamlar canım benim. Ellerinden öpüyorum. Keşke olaylar böyle olmasaydı. Ya. Oh. Yok ya, şımarmayacağım. Tabii ki de var. 10 ay öncesine geri dönseydi. Evet. 10 ay da abla, tekrar söylüyorum, 10 ay da hani anladın mı, yasal yolları oturtmak için öncesi. Efendim? Anladın mı, öncesi bunun için sapıklığa giriyor. 10 ay öncesine geri dönebilseydin her şey farklı olur muydu? Olurdu tabii abla, tabii ki de olurdu abla. Ben Melodi'yi orada kesinlikle görmek istemezdim abla. Evet. Keşke Mustafa'yı evden kovsaydın. Keşke babasını dövdürtseydin. Bakalım. Keşke evden dışarı yaptırsaydın. Bakalım. Allah belanı versin. Mustafa mı? O mu yanaştı? İşte o bizim çocuğumuzda. Çocuğumuzda demek istemiyorum. Ama onlar benim evlatlarım. Ama onlar benim evlatlarımdan ziyade burada zaten yani Mustafa mağdur olabilir. Yani bakmayın arkadaşlar, biz Mustafa'ya sallıyoruz, şey yapıyoruz ama. O da... Ya bu yani çocukluğundan beri gelen bir şeyse. Ama dedikleri gibi 10 aydır olan bir şeyse Mustafa artık reşit. Kendi kararlarını kendi verebilecek bir yaşta. Mustafa da sapık oluyor bu durumda. Evladı be. Ne evladı? Ne evladından bahsediyorsun sen? Böyle keşke ölseydi, gururla mezarına gidip Fatiha okusaydım. Yani adam böyle der tabii. Adam böyle der. Bunların mezarına Fatiha mı okunur be? Bunların mezarına tükürülür. Yine oğlum, yine bir şey olsa eksen koşuyor. Abla vallahi billahi. Nasıl koşulur abla, bu saatten sonra koşulur mu, kurban olayım sen de, ne diyorsun bir canlı? Bak canımı veririm ben. Sorgusuz sualsiz, bak en iyi o biliyor. Az önce bir kelime söyledi. Ne ben de? Babalığı Melodi'de yaşadım. Evet. Neden? Erkek evladı başka. Erkek evladına şu gözle bakıyorsun. Erkek. Ama kız oldu mu bir sahiplenme, koruma, sürekli göz altında tutma, zarar gelmesin, aman 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 aman. Ben babalığı evet. Melodi'de tattım. Yani bu çok cinsiyetçi bir söylem falan arkadaşlar, şey demek istemiyorum. Bu öyle olabilir yani, biz neticede baba olmadığımız için. Hani belki kız çocuğunu birazcık daha korumacı olabilir babalar. Bilemiyorum. Orhan olabilir mi? Cemil? Mustafa'lar daha çok bize bağlıydı. Bu da tabii toplumsal olarak bir, yani erkekler de tabii çok sıkıntı yaşıyor. Baksana Umut abiye baksana. Vallahi billahi. Yani sıkıntının babasını yaşıyor ama kız çocukları, kızlar, kadınlar daha büyük sıkıntılar yaşayabiliyor toplumun içinde. Ya, olabilir yani. Hani ya abla şöyle bir şey duyabiliyor musun? Saçma olmadı bence ya. Danny Drops bence saçma değil. Diyorum ki o ya... Bence gerçekçi yani, öyle olur yani. Yanındaki Lucifer'a arıyorum. Oğlum bak, burada bir odanız var. Siz benim evladımsınız. Siz evet. Babaannenizin evine değil benim evime yapışırsınız diyorum. Meğerse bu iki tane şeref yoksununu aynı yere kendim getiriyorum. Ne sorma abla, Allah kahretmesin. O iblis bu Lucifer. Lucifer. Aklına gelmez. Ya bak ne diyorum abla, iki kardeş. Evet. Arıyorum onları. Oğlum ben sizin odanıza girince ağlıyorum. Biz ayıptır söylemesi. Bir şeyler söylüyoruz. Üç kişi. Bu İblis, Melodi, ben. İblis, Melodi, sen, Lucifer nerede bu durumda? Üç kişi yemek yiyoruz. Onların olmayışı o sofrada beni duygulandırıyor. Arıyorum diyorum ki oğlum sizin eviniz burası. Sizin yaşayacağınız yer burası. Odanız burası. Evet. Siz benim yanıma yakışırsınız diyorum. Ama... Bilmiyorsun ki anasını satayım. Bilmiyorsun ki Mr. Hop. Biraz önce dediğiniz var ya aşkı memnu. Onun senaryosu eksik yazılmış. Tabii canım eksik. Abla ne aşkı. Vallahi bile. Aşkı memnu dedi mi? Biraz önce dediğiniz var ya aşkı memnu. Yani Umut abi vallahi bile güldürüyordu insanı ya. Deli olacağım ya. Onun senaryosu eksik yazılmış. Keşke Fatih kadar karakterli olsaydı. Abla isim verme ya. İsim verme ya. Gerçi seninki Fatih. Bu Fatık. Onun senaryosu eksik yazılmış. Aslında değişen bir şey yok biliyor musunuz evet. işte?
Hatırlamıyorum, o da işte 1900 ya 1800 küsürde olması lazım. Kaç yılında yazılmış Aşk-ı Memnu, bir bakar mısınız? Kaç abla, Aşk-ı Memnu 2008 olması lazım ya. Aşk-ı Memnu. Ha, dizisi. Şu bakın aradan. Sen şeyden bahsediyorsun, kitaptan. Nereden baksanız 100 küsür yıl geçiyor. Evet. Yine benzer bir şey konuşuyoruz. Fark etmiyor ki abla, hep öyle. Mesela ben en sevdiğim kitaplardan biri chat'te hep konuştuğumuz kitap. The Restore. Vikici mi iki varsın gibi. İblis, Lucifer, Ezo, ben cehennemde yemek yiyoruz. Abla şey, Taşşakut, Alat, Fitnat. Taşşakut, Alat ve Fitnat. Orada da mesela kadınların yaşadığı zorluklar günümüz olaylarıyla aynı. Kitapta da öyle yani. Çok bazı şeyler çok da değişmiyor. Kaçta yazılmış o? Evet. Kaç abla? 1800 falandır, 1800'ün sonları. 1892. Kaç? Şu Lucifer... Lucifer mu? 1899. 1899 doğru. Ne? 1899 abla. Daha ne diyor Jack Black? Bu Lucifer'den Freud bile korkuyordu. Ya abla ya, hiç sorma ya. Tarih Siyah Uşak bugünün gerçekten eşsiz bir romanı. Evet. Sen Lucifer'ın da ne olduğunu söyle de mesela şimdi benim annem de izliyor, Lucifer ne diyecek? Şeytan. İngilizce olarak şeytan. Ay ama onun bir şeyi var. Söyle mi mikrofonu? Ben izlemedim. Öyle bir dizi vardı da. Dizi mi? Müge Hanım, Lucifer bir diş... Abla Lucifer bir orospu... Lucifer Michaels'ın gibi düşün abla. Dijital platformda yayınlanan bir diziydi. Orada... Çok var abla. Lucifer Romance Club'da var. Netflix'te var. YouTube'da var. Hayatın içinde var. İblisin cehennemdeki ismi. Orhan. Ki şeytan karakterinin adıydı. Lucifer. Tamer Er. Bizim akraba. Ama Lucifer'dan daha kötüler. O gene biraz daha iyiydi. Regis Slay. Ne yorumunu kattı bize ya. Niye? Kattı. Niye öyle söyledi? Lucifer gene yani bir vicdanı var, şeyi var. Lucifer'ın bir amacı var. Yani bir de şeyi var. Lucifer'ın bir olayı var en azından. Bunların yani bunlar... biraz daha merhametliydi şeytan olmasına rağmen, sonrasında zaten dizi başka bir yere evriliyor. Sonra o başka bir şey çıkıyor falan ama Lucifer... Bunlar evrilmiyordu anasınız. Evrilmiyordu. Bu kadar kötü değildi yani. Bu da tabii Sevcan'ın yorumu. Ben izlemedim. Ben bir şey... Abla Sevcan'ın yorumu da, ben yani iradesizliğin bir sebebinin olduğunu düşünmüyorum. İradesiz insan iradesizdir yani. Diyemem. Ya abla... Bazı kötülüklerin bir sebebi, mesela bazı yalanların falan bir sebebi olabilir belki, eyvallah diyeceğim ama iradesizliğin yok ya. Bak kendime neyi konduramıyorum biliyor musun? Evet. Annesi... Ama... Biz bir saniye ama, dur ya bak, bunları konuşacağız ki sayın savcılarımızla, dinle. Sayın savcılarımız bunları sabaha kadar da konuşsan... Bununla ilgili görüşü değişmez savcının. Değişmez. Sayın savcılarımız karar verecek. Seni çok iyi anladım. Şahıs yani nedir? Fark etmez ki, günün sonunda yani o yasaklı maddeden sana vermeyecekler çocuğu. Konuşmak istediğim Melodi. Ben de Melodi için mücadele ediyorum. Melodi için konuşuluyor bunlar. Burada zevki bizden durmuyor biz de yani. Ne biliyorsanız söyle işte, çocukla ilgili şimdi, şu yasaklı madde davasını alın üzerine. Umut abi manyadı bir tık. Umut abi şovda şu anda ya. Şimdi biz İzmir'deydik. Annesi geldi bize misafirle, evet. Eşinle sorunlar yaşadı. Şevki abi sana anlatıyor, iyi dinle. Rahmi amca uyuyor zaten şu anda. Ay kaldı. Bir günde desin ki, hani ben kötü bir insanım ya. Evet. Ya bir gün şu adamın bakışı beni rahatsız etti. Lucifer Yunanca ışık getiren demek. O yüzden soyadı hep Morningstar. Bana kötü baktı. Morningstar. He, Lucifer Michaels'ın ne alaka? Ya bir gün şu adamın bakışı beni rahatsız etti. O da onun manyaklığı galiba. Bana kötü baktı. Ablası geldi, bağlansın. Misafirimiz oldu. Evet, ya, Şevki abi sana anlatıyor. Hafta desin ki, ya ben banyoya girdim, rahatsız oldum, odaya girdim, bakışını beğenmedim, şu oldu bu oldu. Evet. Arkadaşı geldi. Aziz Allah Celle Celaluhu. Arkadaşı, çocukluk arkadaşı bizde bir hafta misafir oldu. Desin ki, ben Umut abiden en küçük bir hareket gördüm. Ulan ben onlara konduramadım, sen benim evladımla yaptın. Allah kahretmesin abla, şu detayı verdikçe ben kusasım geliyor ya. Ben onlara yapmadım. Ki ben elim. El. Evet. El. Biz de ayak değiliz yani. Umut abi anasını satayım ya. Biz de pembe don giymiyoruz yani chat. He? Biz de erkek adamız yani. Biz de pembe don giymiyoruz. Vallahi billahi. Kemal. Sen büyüttüğün ne yaptın? Buradan sayın savcılarımıza sesleniyorum. Allah rızası... Allah'ın rızası için yalvarıyorum Müge abla. Ne olursun. Evet. Artık benim kızıma... Yani benim orada kızımın bir dakika daha kalmasına tahammülüm kalmadı. Gücüm kalmadı abla. Dayanış. Abla yapacak, tamam da abla yapacak bir şey yok abla. Yapacak gücüm kalmadı. Evet, buradan şimdi sosyal hizmetlere, siz nerede yaşıyordunuz? Ben Kırklareli Lüleburgaz abla. Kırklareli Lüleburgaz, buradan selamlar olsun chat. Varsa oralarda yaşayan, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne,
Ardahan, Hatay, sen ne Rize, sen İzmir, neredesin? Paçanga. Paçanga mı? Önce belki babaannenin evine, İl Sosyal Hizmetler Müdürümüzden rica ederim. Babaannenin evine bir gidip bakılırsa zaten benim yanımda kalacak diyor evet. Nagihan Hanım. Hayır. Ama okulu, sen oraya ben gideceksin. Ben oraya gideceğim. Annem ikametgahını oraya taşıyor. O zaman okulu devam ettirsin diye. Rica ederim. Bir an evvel o evin şartlarına bakılırsa evet, bir an evvel de çocuğumuzu almanın yolunu bulalım. Ama işte bak. Ama işte abla ne yapsın savcı yani anası yapacak bir şey yok abla. Tuğçe yine söylüyorum. Bak kızım biraz ben kolay yalan söyleyenden korkarım. Evet. Şimdi sen öyle bir anlattın ki çıkar çıkar üstüne sen öyle bir anlattın ki. Çıkart abla sen niye çıkarmıyorsun sabahtan beri üstünde vallahi billahi ya. Koroplast mıydı, kloroplast mıydı, neydi chat, kloroplast biyolojide miydi, koroplastı değil mi? Koroplast şeyle geziyorsun sabahtan beri çöp poşetiyle ya. Hani battal boy. Babası kızımı öldürecek diye. Hatta bana da kızdın, günahına giriyorsun, ne evet. Dedin benim kızımın dedin, vebalini nasıl alacaksın? Klorofil. Sınız Müge Hanım dedin bana değil mi? Kloro. Şimdi geldin. Klitoris yazan var Allah kahretmesin. Tövbe estağfurullah ya. Sonra ertesi... Tövbe estağfurullah ya. Bugün kızını görünce dedin ki bak. Allah'ım çarpılacağız vallahi billahi. Asıl Lucifer chat ya. Vallahi billahi ben iblissiz Lucifer ya. Ben iblissiz Lucifer ya. Sen bana nasıl vebali alacaksın dedim. Söyledim. Dün tekrar tekrar kurumda da belirttim. Tamam ama evet. Bu çok kolay yalan söylemek. Yani şimdi... Yani ne bileyim yemeğin altı yanmıştır da ya bir şey dersin buna hadi anlarım. Ama... Şimdi evet kurban olacağım aşklarım ya çok seviyorum sizi yazmış bak seversin tabi anasını satayım chat komple şeytan komple evil. Kızını öldürecek yani bunu hangi babaya söylersen söyle o adam komaya girer. Evet ha, dört... o da iftira çıktı değil mi bu arada o da iftira çıktı ha. Milyar erkek var? Varsa bunun 2 milyar. İrem Toşko iyi ki varsın. Ya çok rahat konuşuyordun. Babaysa yani bir babaya söylenebilecek en kötü şey değil mi bu Tuğçe? Bir de o kız da bunu duyduysa. O babanın yanına nasıl evet. O babaya güvenerek annesinin ağzından belki de böyle o yüzden bir cümle gelmiyor. Duyduktan sonra zaten Şevki abi diyecek. Korkuyor ya babasından şu anda. Hocam çocuk onun için zaten korkuyor. Çocuk babaya yaklaşamıyor. Çocuk yaklaşmıyor. Ben Melodi'nin bir şey söyleyeyim. Hocam mı dedi? Kocam mı dedi? Yanlış anladım. Sonra gidecek. Hocam çocuk onun zaten için korkuyor. Hocam demiş bana. Babaya yaklaşamıyor. Çocuk yaklaşmıyor. Ben Melodi'nin yanında hiçbir şekilde böyle bir kelime kullanmadım abla. Tamam. Nasıl kullanmadın abla? Tamam da işte geçen bölümü itiraf ettin ya. Ama bak işte bunu kullanabiliyorsun. Şimdi bu yasaklı madde konusunda da... Evet. Ya çok... Ama sen bunu itiraf etmediğin sürece... Açık bu iftira adamın üzerinde kaldığı sürece çocuğa vermeyecekler. Bitti. Tuğçe, o gün ben nasıl Umut'un ben çocuğumu öldürmeyeceğim dediğine eminsem... Evet. Ki sen bunu doğruluyorsun şimdi. Ben Umut'un bu yasaklı maddeyi taşıdığına da inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Hem de %100 inanmıyorum yani sıfır. Bu böyle yasaklı madde taşıyıp zaten böyle bir adam olsa siz evde buna cesaret edemezsiniz kızım. Yani. Tamam mı? Bir insan adamın gözüne bakınca anlaşır. Siz zaten evde bunu yapamazdınız yani. Tabii canım. Abla ben sana bir şey söyleyeyim. Böyle yasaklı madde taşıyacak, yasaklı madde satacak, kullanacak tipler zaten daha böyle belalı tipler. Yani şey gibi chat. Böyle yasaklı madde alıp da kuduran adamın yanında evde bu yapılır mı ya? Hani Dombili gibi, Filistinli gibi, Orta Nevi gibi anladın mı? Hani öyleli bir adam. Zaten belalı bir tip olur. Yani onun yanında da yani göt yemez. Yani böyle bir şey yapmak için birazcık da cesaret istiyor tabii yani sizin bu yaptığınız bu sapıkça eylem birazcık da cesaret istiyor. Kim kimi kandırıyor? Onun hakkında Umut'a hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Yapamıyor? Nasıl yapamıyorum? Allah kahretsin bir yandan da vallahi başkalaşım geçiriyor galiba Lucifer. Sen soracaksın Mustafa'ya kim koydu diyeceksin. Kim koydu içine diyeceksin. Bu çok güzel bir kumpasmış. Evet ama içine kimin koyduğunu öğrenirsek. Ne güzel bu adamı da cezaevine gönderelim biz de evde raspa. Evet raspa mı? Çünkü ben Umut'un gerçekten geldiğini gerçekten burada konuştuğum bazı şeyleri yemin ediyorum ediyorum size. Hani aptal birisi de olduğumu düşünmüyorum. Binlerce kitap okudum, binlerce hikaye gördüm, onu gördüm, onu gördüm. Aklıma gelmez. Çünkü bir de ya hiç mi verirse bu günah ya. Neyle ilgili günah abla? Böyle bir şey söyleme. Bazen insanlar çok kolay birbirlerine hakaret ediyor, söylüyor falan. Ya evet. Hiç mi dinle ilgili de olmasa da yani vicdanen. Ya evet. Vicdan çok farklı bir şey. Hani ya şu adamı kurtarın bu vebalden. Bu adam yasaklı madde kullanan bir adama benzemiyor. Sen de söylüyorsun zaten. Benzemiyor da ziyade zaten buna yani bir testmest yapılmıyor mu? Testemeste çıkmıyor mu bu işler anasını satayım ya? Testemesten çıkmıyor mu bu işler ya? Ben şimdi buraya bazı insanlar geliyor. Kızlara mesaj yazıyorum. Diyorum ki kızım bu ne içmiş diyorum. Ya anlaşılıyor. Yani. Bu adam öyle bir adama da benzemiyor. Teşekkür. Gayet ayık ya. Gayet ayık ya belli ya. Teşekkür ederim Allah. Ama benzemiyorsun hayatım. Tabii ki senin testlerin yapılsın. Ben de laboratuvar şefi değilim yani, ama. Yani çıkacak tabii. Test ama... yapıldı zaten çıkacak inşallah. Zaten ben size şöyle söyleyeyim. Yani bu böyle özellikle kadınlarla iş yapan kuaför. Bir de zaten şöyle de bir durum var abla. Yani anasını satayım kullanıyor olsa. Zaten bir illaki sıkışıp söylerdi. Yani bu çok rahat gözüküyor mesela. Umut abi. Böyle iş yapan adam böyle itse etse gitse. Adam bir kere alır dükkanı. İki, üçüncü gün der ki almıyoruz senden der gönderir. Yani. Yani bu işleri yapamaz bu insanlar.
O ne alaka abla? Ya zaten burada öyle, eşinin onun... bilmemesi de mümkün değil. Zaten burada Tuğçe Hanım o kadar net söylüyor ki benim eşim içmiyor. Evet. Ama dün dedi ki evvelsi gün belki satıyordur. Ha ya abla işte orada yani hani bir kere sıçmışlar ya Şevku abi. Hem siz de onun farkındasınız. Yani o iftirayı bir kere attılar. Bu saatten sonra o iftiranın yalan olduğunu söylerlerse kendileri patlayacak diye itiraf edemiyorlar. Şimdi bunu belki satıyorsa daha anormal bir para kazanacak. O zaman yani, da niye eve Mustafa bakıyor? Bu parayı ne yapıyor? Yani. Nerede yiyor parayı? Barda mı yiyor? Pavyonda mı yiyor? Ama o tarz işleri yapan insanlar da genelde barda pavyonda yer tabii o parayı ne yapacak? Her akşam evde diye kendisi söyledi. Hayır şimdi bu adam yasaklı madde satıyor değil mi? Hepimizden daha çok para kazanacak. Evet. Nerede yiyor parasını? Ya sana... bu adam ne yasaklı madde? Bu adamın sattığı yasaklı madde şuralarda bir yerde ya. Burada anasını satayım ya. Piç. Piç. Piç abla biliyorsun ya. Da Mustafa baktığına göre. Yani. Rica abla. Hı. Rica ediyorumluk bir şey yok gözünü seveyim. Bak sabahtan beri sana bunu itiraf ettirmeye çalışıyoruz. Bak bu iş var ya. Yani olay boyunca gider ha. Kızı geri almak istiyorsan abla itiraf et gitsin. Kayınvalidene niye teslim edilsin? Şimdi de anasını satayım yani. Hani diyor ki zaten biz Umut'a iftira attık. Tamam Umut tutuklanmadı çok şükür. En azından yani vicdan azabı çekmeyeceğiz. Çocuğu da oraya verdi. Öyle bir sistem olabilir mi? Ya babaya verecek ya anaya verilecek sapık. Umut'un aklanması, mahkemesinin sürmesi çok uzun sürebilir. Melo'da orada bu kadar uzun kalamayabilir abla. Ya niye uzun sürsün arkadaşım? Uzun sürsün istemiyorsan itiraf et o zaman. Tuğçe, kızım gerçeği anlat. Ha? Bak gerçeği anlat. Alın Mustafa. Arkadaşlar bak bütün chat, bütün herkes, bütün Türkiye şu anda gerçeği zaten biliyor. Zaten biliyoruz. Savcı da biliyor. Savcı da bunun farkında. Savcı da salak bir adam ya da kadın değildir anasını satayım. Savcı da biliyor ama bu dinlendirilmediği sürece... Yanına. Abla siz hala bana gerçeği anlatmadınız. Ya ananın avını söyle çünkü küfür edeceğim anasını satayım. Ben söyleyecek tabi lan kadın. Benim çocuğum söz konusu şu anda. Bildiğim bir şey. Biz neyi konuşuyoruz burada? Pardon ben neyi konuşuyorum? Hakikaten o deli etti ya. Zaten yapacağım şu anda. Ben neyi konuşuyorum burada? Senin çocuğunu konuşuyorum. He? Savcı da? Senin çocuğunu konuşuyorum. Sen için yardımcı ol abla. Ya ne? Ulan yardımcı ol. Sen bize yardımcı olacaksın. Sen söyleyeceksin gerçeği bu saatten sonra sen. Ablacığım sen bir bataklığın içine girdin. Senin artık dışarıya doğru zortlama şansın yok. İlla ki dibe batacaksın. Yani en yakın zamanda, mümkün olduğu en yakın zamanda bat. Yardımcı olacak. Babaanneye gittiği zaman babaanneye verileceğinin garantisi mi var? Kaç yaşında kadın? Ha. Babaanneyle baba bakar. Devlet bakalım verecek mi o yaştaki kadına çocuğu? Hadi söyle söyle hadi. Hadi işimiz var hadi. Sen diyor ki şu babanın diyorum şu üzerindeki suçlamayı kaldırabilecek bir şeyiniz varsa söyle ha. Siz şunu düşünüyorsanız. Benim babam. Abla bilmiyorum. Annesi. Hayır şunu düşünüyorsunuz siz. Bunu söylerseniz siz ceza alacağız düşünüyorsunuz. Ya Tuğçe git yat ya. Tuğçe git yat git yat. Git abla gerekirse hapis yat ya ki yatacaksın zaten. Kızım bak git yat git yat. Git yat cezaevinde. Yani çocuk yatacağına sen yat anasını satayım ya. O senin çocuğun yurtta yatana kadar git sen yat. Ha aynısını söyledim abla izlenmiş. Çocuk yatacağına sen yat ya. Bravo klap 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 ya. Tamam mı? Bunu açıkladığınız zaman cezaevine girme ihtimali. Abi sen de artık bir oturuşunu bir değiştir. Vallahi billahi ya senin rahatlık seviyesi şaka mı arasın? This door. Deli olacağım vallahi billahi. Tatlış tatlış ponçik ponçik oturuyor ya. Esnem ilk donet atın. Gülüm benim esnemiş komik. İyi ki varsın gülüm benim. İlk donette biraz zorluyor ama. Aynınız olduğunu bildiğiniz için söylemiyorsunuz. Ben İyi ki varsın balım. Diyorum ki gitsin. O abisi denecek çocuk da yatsın gerekiyorsa. Gerekiyorsa sen de yat. Ama o çocuk yurtta yatmasın. Tabii tabii mecbur abla. Yani mantıklısı o. Ya 8 yaşında ya. 8 yaşında. 8 yaş. 8 yaş. En çok anneyi babayı isteyeceğin, aileyi isteyeceğin yaş. 8 yaş. Evet. Tabii abla yani geçen her saniye şu anda çocuğun zararını. Hatta sizin de zararınızı. Mesela sen bugün itiraf etsen. Mesela bir gün yatmış olacaktın ha. Mesela bir gün gitti yani. O çocuğu bir ay sonra aldığınızda bir ay önce bıraktığınız gibi bulamayacaksınız ama. Evet. Bıraktığım gibi. 20 gün önce bıraktığım gibi bulamadım. Bulamazsın ki onu. Çocuğun zaten psikolojisini etkilemiştir. Çocuğu zaten vallahi biliyorum. Çocuğu zaten işlemişler orada abla biliyorsun. Gene gerçi devletin elindeyken daha iyi bakarlar da. Hocam. Bunların elinde olmaktan iyidir. Çocuk şu anda terk edilmiş bir psikolojisi yaşıyor. Senin haberin var mı? İstiyorsa dünyanın orada öğretmenlerle şarkı öğrenecek, türkü öğrenecek falan. Ama herkes kendi yatağında yatmak ister. 50 yaşında da olsan. Hocam, evet abla. Çocuk şu an terk edilmiş psikolojisi yaşıyor. Başlarım Umut'la senin aşkına yani. Başlarım aşkına. Umut'la değil abla ya. Umut vallahi döndüm Umut'a patladı gene mevzu ya. Umut abi sen de nasıl bir şanssızsın yavrum benim ya. Umut abi dünyaya vallahi cumali olarak mı geldin ya? Döndü gene mevzu sana patladı ya. Ne aşkı be? İki gün... Umut abiye bak Umut'a. ...bilmiş psikolojisi yaşıyor. Başlarım Umut'la senin aşkına yani.
Ne aşkı be? 2 gün sonra aşk mı kalacak? Ne aşkı? Ne aşkı? Ne aşkı? Bu çocuk daha hayatında ilk kez kadın görmüş. Hadi geç kızım. Geç kızım geç. Sen evli barklı çocuk çocuk sahibi kadınsın. Sen biraz. Sen işte Melodi için konuşuyorum. Sen evli barklı çocuk çocuk sahibi kadınsın. 18 yaşında çocuk hayatında ilk kez kadın görmüş. 18 de tekrar söylüyorum. O da hani belki de bunların yazdığı senaryo. Başlarına bir şey gelmesin diye. Tamam mı? Sana aşık olduğunu sanıyor. Ben sana bir şey söyleyeyim mi zaten Müge abla? Bak bunlar 2 gün sonra bir sıkıntı yaşasın Mustafa ile. Mustafa zaten bunu ihbar edecek. Mustafa bunu ihbar edecek. Ben sana söyleyeyim chat. Diyecek ki bu, ya bunlar zaten illaki bir sıkıntı yaşayacaklar. Uzun vadeli bir ilişki yaşayacak halleri yok. İllaki ilişkileri bir yerde patlak verecek. Sonra Mustafa diyecek ki beni işte hani 13 yaşımdan beri falan ısmar ediyoruz diyecek haklı olarak. Gerçek bu. Gerçek bu. Bu tamamen fizyolojik bir şey. Yani ben şu anda abla mesela Mustafa'ya çok fazla yani yüklenemiyorum. Mustafa'yı haklı yani haklı bulmuyorum tabii ki de. Yani sen... eğer öyleyse Mustafa zaten şu anda istismar edilmiş durumda. Hem sanki hayat fizyolojik hem psikolojik. 50 tane kadın girmiş de sen de hayatın aşkı mı olmuşsun? Ben Zeynep de diyor ki abi yatakta yayın gelir mi? Anasının gözü anası. Yatakta niye yayın açayım kafa? Hayatında ilk kez kadın görmüş seninle. Ha diyor ki ben buna aşık oldum. Hadi buraya bakın 10 milyon tane erkek getirin. Bir tane annesi de benim dediğimden farklı bir şey söyleyecek mi? Biraz da hayata millet onu mu yedi bunu mu yedi? Aa çocuğu olmuş çok çirkinmiş Instagram'a yazı yazayım diye şey yapana kadar biraz bakalım bir okuyun bir. Bir sürü kitabı var, o su var, bu su var, bir insanları dinleyin. Ne evet. Sanıyorsun? Umut sana aşık oldu, senin hayatın aşkısın falan mı sanıyorsun sen? Ha? Yo abla oğlu herkes biliyor zaten. Instagram'la alakalı onu anlamadım ama. Ya ben bu kadarını ama söyleyebiliyorum. Daha açığını söyleyemiyorum. Ama herkes ne demek istediğimi anlamıştır yani. Biz yetişkin yani, insanlarız, evet. Kadın erkeği. Sor bakalım, çık sokağa, git bakkala sor. Müge Anlı böyle dedi. Yalan mı söylüyor, doğru mu dedi. Git bir erkek bu sor bakalım. Ne diyecek sana? Git yani, babana sor. Abla şu anda bütün Türkiye bunu konuşuyor zaten ya. Bana inanmıyorsan. Bütün Türkiye bu sapıklığı konuşuyor ya. Yanlışı tamam Melodi'ye yaptınız Tuğçe. Gidin o çocuk için bu adama da ne yaptıysanız anlatın. Heh. Affeder affetmez, devlet affeder affetmez bilmem yani. Tutup da ömür boyu da yatacak haliniz yok. Bu adama yaptığınızı anlatın, bu adamı da bu konuda temizleyin. Yok ne ömür boyu yatacak. Bence yatacaklar ayrı mevzu da kısa bir süre yatarlar zaten bir bok olmaz ya. Aslında çocuğunu gitsin. Anlatın ya abi ter bastı. Hani... Ter bastı hepimize ter bastı chat vallahi billahi. Ne yani bu? Ya itiraf et abla. Bir an önce itiraf et. 18 yaşında oğlan. Ne? Başka bir izahı yok ki bunun. Evet. Var mı? Allah aşkına ya şurada bana iki tane erkek olarak bana burada bu tür erkek var. Allah aşkına aksini söyleyeceğiniz birisi varsa yok. Söyleyin bana. Aksini söyleyeceğiz. Eğer 18 yaşında bu ilişki başlamışsa 18 yaş artık reşit. Eğer 18 yaşında girdiyse Mustafa da iradesiz bir sapık. Ya beyler ya. Ayrı mevzu. 18 yaşında millet evine bakıyor anasını satayım ya. 18 yaşında millet gümbür gümbür vallahi burada YKS. Ne istiyor? Abi yavrum nasılsın diyorum abi YKS diyor millet ya. Öyle bir sistem yok yani. Tamer'in Müge abla da bir gün tiskal koyuyor. Belli mi olur abla? Ne oldu yani? Aleykümselam Oğuzcum hoş geldin. 18 yaşındaki... Mustafa'nın... Zaten bana göre çocuk istismarı. Hiç sorma Malbonte. Hiç sorma. Bunun 18-19'u da yok. Zaten, bana göre zaten çocuk istismarı. Ama 18-19'u yani bana görelik bir sistem değil o. Eğer 18-19 yani reşitkense artık çocuk... Çünkü karşı taraftaki çocuk hayatında ilk kez iç ödüllerinde yenik düştüğü bir olayla karşı karşıya kalıyor. Onun için... Ne zaman başladı bu. Bilmiyoruz yani. Hani hala ve ben daha... bunun onaylık olduğunu asla düşünmüyorum. Ha işte onu diyorum ben de. Ben de onu diyorum. Abla ya Şevk abi. Bilmiyorum. Ben... Bunlar onun da farkında. 18'den önce ilişki yaşamanın Tuğçe Kaşmer'i 18'den önce ilişki yaşamanın sıkıntılı olduğunu bildiği için 18'i oturtuyor. Bunun çok daha önceye dayanabileceğini düşünüyorum. Zaten öyle. O %100. Her şey o çocuk gelir çok aklına. Daha küçükken çok daha farklı bir şekilde. İşte o p***li zaten. O çocuğun kandırıldığını düşünüyorum. Tabii. O işte zaten anasatım orada mesela... Ne istiyor? Onu da bence zamanla bu ilişki böyle bir sıkıntıya girdiği anda Mustafa onu itiraf eder bu arada. Mustafa onu söyler. Aleyküm selam canım benim. Tasçı Akacım hoş geldin. Ha ben Mustafa'yı aklamak için bunu söylemiyorum. Yarın kargoyu... Kargo derken ne kargosu? Ama yaş farkına ve ikisinin de yaşadığı hayata baktığımda... Tuğçe Hanım gerçekten bir evlilik hayatını... Ve sonuçta bir anneliği tatmış ve yaşamış bir kadın. Evet Şevk abi. Daha deneyimli. Öbürünün ilk ona yaklaşımı anne yokluğunda anne olarak yaklaşıyor. Evet. Belki baştan öyle yaklaşmasaydı evet. O kendi duvarını da belki örebilirdi. Belki de. Ama o çocuğa o duvarı örmesi için o sınır tanınmamış. Çünkü o çocuk için o ilk baştan itibaren anne. Evet. Çünkü biz o duvarlara çarpa çarpa yosun tuttuk. Onun Şevk abi. Yanında rahat davranabiliyor. Onun yanında sırlarını açabiliyor. Sır derken göklerin
sırrı gibi seramik. On başını onun omuzuna koyabiliyor. Hayatında da gördüğü ilk kadın. Onun için bu bir çocuk öyle istismarı. Evet. Tabii tabii ben Mustafa'yı onun için mesela bu bölüm çok yani birazcık da empatide kurmak lazım. Diyecek. Sallıyoruz Mustafa'ya da Mustafa yani asıl şey. Gerçek bu yani. Tuğçe sen de gerçeğin farkına var da. Abla bak, ben her şeyin farkındayım. Ben şu anda sadece çocuğumun kurtarılmasını istiyorum. Çocuğum orada mutlu değil abla. Dün çocuğum çok ağladı. Hala ne anlatıyorsun sen? Allah'ım deli olacağım ya. Ya ben bu suçluların sürekli aynı cümleyi kurmasından bıktım ya. Vallahi bıktım ya. Anlatıyorum sana çocuk. Bilmiyorum, bilmiyorum. Hayır, hayır. Sürekli bıktım ya. Ne istiyorum? Çocuğum orada mutlu değil abla. Dün çocuğum çok ağladı. Anlatıyorum sana çocuk terk edilmiş psikolojisi yaşıyor diyorum. He. Sen konuşulanı anlamıyor musun? Biz sana ne diyoruz? Ya biz de burada Melodi için konuşuyoruz. Siz zaten Atalan Üsküdar'ı geçmiş artık zaten adam Tuğçe geri dön falan demiyor ki. Sen de inşallah iki gün sonra affedip de geri dön demezsin artık. Yok abla derme anasını satayım yani vallahi billahi ya. Hani bunu diyenlere de sinir oluyorum. Allah korusun ya. Şu an gözünü seveyim abla ya. O iblis bu Lucifer ya. Öteki iblis bu Lucifer ya. Zaten ne Umut ne ben. E tamam işte bu Umut'un da diyorum sana bu yasaklı madde davasını belli yani neyin ne olduğu. Bu kumpası da söyle bir anne olarak adam da İstanbul'dayken versin savcı çocuğu alsın gitsin. Yani belli bir şey anasını satayım vallahi billahi. Daha ne diyeyim sana? Alakam varsa da söylemiyorsam eğer Melodi var ortada ben nasıl böyle bir şey yapabilirim şu anda? E yapıyorsun işte şu anda. E kim o zaman oğlum bu herifi iftira attı? Kim iftira attı anasını satayım ya? Ha? Kozmetikler Birliği Başkanı mı kim? Tuğçe Hanım, bakın. Dur, Şevka abi sılaylayacak artık. En son Şevka abi devreye girdi ya. Barda, neyi yapıp neyi yapamayacağın konusunda var. Ben net bir fikre sahip değilim. Umut, be Müge Hanım, Allah'ını seversen ayda yılda bir Şevka abi konuşuyor. Umut evden çıktığında üzerinde, atıyorum şimdi kıyafetini bilme şansım yok o zaman. Yalnız Şevka abi kusura bakma bölüyorum şu anda. Müge Anlı ile Tatlı Sert ya programın ismi. Eğer Şevka abi sunsaydı bu programı, Şevka abiyle sert sert olurdu biliyor musun programın ismi? Bugünkü ama. Rahmi amucu sunsaydı da Rahmi amucu ile tatlı tatlı. Beyaz gömlek, beyaz gömlek şu suya yeter. Şevka abi çok sert bir karakter. Sert sert. Bilme şansım yok o günkü ama. Beyaz gömlek, beyaz gömlek. Şu suya yeter, şu pantolon, şu ceket var diye evet. İhbar notu böyle. Kim biliyor Umut'un evden o gün hangi kıyafetle çıktığını? Sence ha? Hadi siz yapmadınız. Gelin burada bu ihbarı kimin yaptığını birlikte bulalım. Hadi bulalım abla artık şöyle bir karşılıklı bir diyalog kuralım. Hadi abla evet bir beyin fırtınası yapalım abla. Evet. Kim biliyor evden hangi kıyafetle çıktığını söyleyin. Evet hemen abla birazcık da bunları konuşalım. Sürekli aynı şeyleri aynı soruları soruyoruz. Müge Hanım bana satın birazcık da Şevki abi moderatörlük yapsın. Şevki abiyle sert sert. İşsizsiniz o dönemde. Ben de istiyorum ki bir an önce Umut'un mahkemesi sonlansın. Aynı şeyleri konuşma bana. Adam diyor ki beyaz pantolonla çıkmış ya hani bu dışarı kısmet olur Ercan gibi. Kim diyor kim isim ver diyor isim. Bak Sara diyor ki Saraş Kamaya diyor ki this door kangasının rengine kadar kim biliyor diye kim? Merci mi iki varsın? Ama cevap verin. Bakın Tuğçe. Aa vallahi bilmiyorum. Mercim çok teşekkür ederim. Gülüm benim Perla Vista'ya ben çok yakınım. 5 dakika. Hanım ben bir an önce Umut'un mahkemesi sonlandı. Tuğçe Hanım soruma cevap verin. Bakın. Abi bugün doğum günümüz. Doğum günün kutlu olsun canım benim. Lolita. Tuğçe Hanım ben size bir soru soruyorum. Bu adamı ihbar eder. Evet. Şöyle diyor. Evden şu kıyafetle çıktı. Heh. Şu saatte çıktı. Tarif ediyor adamı. Biz de erkek adamız Şevka abi pembe don giymiyoruz yani. Kim o adamın evden o saatte o kıyafetle çıktığını biliyordu. Sakın Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım da demek istemiyorum bu arada. This door. Sakın Tuğç. Sakın tutup da bakın ben de çocuğun babasına verilmesini istiyorum deme. Adam sana bir soru soruyor. Verdiği sorunun cevabını ver. O melodiye çok üzüldü. Tam geleceğini etki. Hiç sorma ya. En kötü yaşı. Bir gece bile sıkıntı. Doğru söylüyorsun. İhbarcıyı bulalım. Hı? Adamı aklayalım. Heh, aynen öyle. Madem sen de yani bir şey istiyorsun. Siz yap. Çiçekçim hoş geldin gülüm benim. Bir şansı bulmak istiyorum. Çünkü tamam. Çocuğun söz konusu. Güzel. Güzel tamam abla aynı şeyde konuşuyoruz şu anda. Evet abla isim ver o zaman. Kim biliyordu Umut Bey'in o saatte o kıyafetle evden çıktığını? Bilmiyorum deme. Küfür ederim sakın bilmiyorum deme. Kaç kişi? Umut'u görenler biliyordun. Kim mesela? Kim görmüş olabilir? Ya otogarda kim görmüştür, yolda kim görmüştür bu kadarını ben nereden bilebilirim? Şimdi bir dakika. Çantası. Umut'a evet. Bunu kim yaptı? Tuğçe Hanım. Çantasının içerisinde de... Ya Şevki abi sen vallahi biliyor nasıl bir Sherlock Holmes'musun sen? Şevki abi vallahi sert sert. Uyuşturucu olduğunu bilen biri olacak bu. Abi vallahi Şevki abi nereden yakaladı ya? Bak anasını sorulara bak ya. Sabahtan beri aynı şeyi konuşuyoruz Müge Hanım. Biraz da Şevki abi sorsun. Rahmi amca zaten uyuyor. Kim olabilir bu?
Ne yaptınız Umut Bey o gün? Evden çıktınız, evden arabaya çıktım, bindiniz. Evden çıktım, araca bindim. Beni eniştemle birlikte otogara bıraktılar. Otogara gittiniz. Bindim. Güzel. Kim vardı? Tuğçe Hanım. Tuğçe Hanım, Lucifer, İblis, Malbonte. Enişteniz. Kız kardeşim. Mustafa ve kız kardeşiniz. Evet. Bu evet. Dört kişiden biri. İhbarcı. Bu dört kişiden biri. Beş kişiden biri. Ya da beş. Öbür hala da öbür hala da var. Beş. Öbür hala da beş. Yani ihtimal beş zaten. Evet abla. Kişiden biri. İkisi kız kardeşi Umut Bey'in. Evet. Onların bu ihbarı yapması için bir gerekçeleri var mı? Ya baba vallahi neydi o Facebook'ta bir tane arkadaşlar cinayet çözdüğümüz bir oyun vardı. Oradaki şeyler gibisi mükemmel ya. Size soruyorum Tuğçe Hanım. Ben bilemem aile ilişkilerinizi. Derinliğini. Tuğçe Hanım galiba sınırdan, ha? İpsala sınır kapısından kaçtı galiba. Duymuyor musun Tuğçe Hanım? Alo, Bulgaristan. Sadece buraya yansıyan kaderini biliyorum. Şu an alo. Bu soruların cevabını zaten mahkemede bulacak Umut. Şu an mahkemede bulacak ne demek? Umut için yapabileceğin hiçbir şey yok. Sen Umut için sana bir şey yap demiyor. Ulan adam kalan sana bir soru soruyor. Allah belanı versin Tuğçe. Öz kızım sen zaten Umut'a yapacağını yapmışsın. Şu anda bu vereceğiniz tamam, cevap kızınız için hanımefendi. Siz yaptınız diyorsunuz. Yahu arkadaşım zaten 5 ihtimalli bir denklem yok mu işin içinde? Anasını satayım bunlardan biri yaptı. Öyle bir şey olabilir ben mi? Ben siz yaptınız demedim. Kız ben dedim değilim mi? Kim yapmış olabilir diye soruyor. Ben şey söyleyeyim mi? Bulalım dedim ihbarcıyı. Sen yaptın demem. Ama ben sizin yaptığınızdan şüpheleniyorum. Şüphelenmek gibi de en doğal hakkım var. Herkes birbirinden şüphelen... Yok ben siz yaptınız diyorum bu arada. Ben hakkına sahip ya. Ben şüphelenme değil Tuğçe'yi suçlama hakkına da sahibim biliyor musun? Yani Tuğçe Hanım'ı... Yani daha doğrusu arkadaşlar neydi Umut Bey ya Tuğçe Hanım ihbar etti ya da bu herif usta ikisinden beri bu da çok şüpheli. Kayser Söze gibi oturuyor sabahtan beri burada. Tın diyemem o kesin bir yargıdır onu zaten mahkeme söyler. İkisinden biri abla. Ama bu anlatılanlar benim zaten işim bu ben zaten buraya gelen. Selim Bey. Sade olsun Selim Bey. Yani onun söylediğinde bir fikrimi oluşturuyorum benim zaten yaptığım iş bu. Evet. Evet. Yaptığını ben öldürene de biliyorum öldürdüğünü öldürdüm demiyorum soruyorum. Yani. Ben sana da aynı şeyi söylüyorum Tuğçe. Sen yaptın diyemem. Abla sen bunu itiraf edene kadar o çocuk orada kalacak ve siz bu programa çıkmaya devam edeceksiniz biliyorsun değil mi? Ben mesela arkadaşlar salı günü bu program biter dedim biliyor musun? Salı günü bir daha çıkmazlar dedim. Bugün bile çıkmışlar ha. Hala devam ediyor yani dosya. Ama... İnanılmaz bir olay ya. Evet. Ben sizin yaptığınızdan şu... Ulan muhteşem yüzünü izleyemiyoruz ya. Muhteşem yüzünün yeni sezonuna geçemedik senin sapıklığın yüzünü. İtiraf et şunu. Benim. Çünkü bu adamı Orhan bunu yaparak siz evde rahat edecektiniz. Müge abla. Sen bunu tutuklanıp eve döndükten kaç gün sonra gittiler Umut? Bir gün sonra. Bir gün. Ha, dosya sarmıyor mu? Sarıyor. Bazı dosyalar sarıyor chat. Bu dosya da mesela çok akıcı bir dosya. Akıcı bir dosya. Ayrı mevzu da. Niye o gene? Çocuğa yazık arasını satayım dosya. Neyi istiyor? Dosya bizi sarsa ne olur? Çocuk çıksın bir an önce. Vallahi bile çocuk çıksın. Biz başka bir şey. Biz izlemesek de olur yani. O zaman sana sözüm olsun. Şimdi kapattım mağazayı. Seni izlemez. Döndükten bir... Vallahi Melcim iyi ki varsın buradan. Belki belli mi olur bugün Pellemes'te de karşılaşırız belki. Bir gün sonra git. Görürsen muhakkak şey yapar çağır yanına. Sen bunu tutuklanıp eve döndükten kaç gün sonra gittin Umut? Bir gün sonra. Bir gün. Niye evet. O geri döndükten bir gün sonra gittin? Kocanın böyle bir davası var. Ayılmışsın bayılmışsın tutuklanıyor diye. Niye bir gün sonra gittin? Evet abla. Niye kocanın bu davada yanında durmadın? Ne hikmetse? İnsan boşanma davası bile olsun. Niye o gün yani? Niye bu adam tutuklanıyor, gözaltına alınıyor? Niye ertesi gün kaçıyorsunuz evden? Ve bana geleceğini söylüyor kızım. Karı telefonu yedi galiba. Telefonu da bağlan. Yani neden? Sen de itiraf etsene Tuğçe. Allah kahretmesin seni ya. Of. Kendisi mi kapatıyor? Kapatacak bir şey yok işte. Buluyoruz ya kimin ihbar ettiğini senin kızını oradan çıkarabilmek için. Niye tabii götü sıkıştı ya kaçtı ya. Neyi kapatıyorsun lan? Kapatıyorsun. Kapattı telefonu kapattı kaçıyor. Bu adamı gözaltına alıyorlar. Yasaklı maddeden. Bak Allah. Tabii ki böyle cinayet kaza bela vermesene. Sonrasında bu yasaklı maddeyi Allah kimsenin üzerine amin yapıştırmasın. Allah'ım ne benim ne başkasını yani. Aman abla ya iftirayı kimsenin üstüne yapıştırmasın. Allah korusun ya. Amin abla. Bu çok kötü bir leke. Yapıştı mı bitti. Tabii. Heh 10 aydır ilişkin var diyorsun. Bu adam da o gün çıkıyor üstündeki kıyafetlerle ihbar ediliyor. Yasaklı madde var deniyor. Otobüsü durduruyorlar. Yasaklı maddeyi buluyorlar. Hop seni ne yaptı jandarma aldı götürdü. Evet karakola. Sonra seni akşam mı bıraktılar? O akşam mı bıraktılar? Ertesi gün mü? 3-4 saat sonra abla. 3-4 saat sonra seni eve gönderdiler. Tamam. Sayın savcımıza gittik. Sayın savcımız hastane talimatını verdi. Sayın savcımıza da buradan selamlar olsun. Bu arada herkesin 29 Ekim Cumhuriyet var. Hadi. Tamam. 5000 şanlı meleğiyle birlikte kutlu olsun. Kan saç örneğiyle bırakıldım. Tamam. Kan saç örneği mi? Eve de döndü geri. Siz niye gidiyorsunuz? Kan saç bazen de saç kan abla biliyorsun. Yar 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 vurma beni götümden. Tuğçe duyabilir misin? Şaka yapma abla. Tuğçe duyabiliyor musun Tuğçe? Efendim ne dedi sadece de. Değil mi? Siz niye gidiyorsunuz ertesi gün kız? Oğlum kız İngilizce de bilmiyor lan.
Veriyor poğaçı Mesut. Abla zaten bizim gitmemizden dolayı şu anda Umut diyor ki onlar gittiler, evet onlar yaptı. Evet neden gittiniz? Bizden dolayı zaten. Evet neden gittiniz sen söyle, neden ertesi gün gittiniz? Bunu orada da söyledim. Ya evet. Tuğçe'cim belli bir şey ya. Vallahi inanılmazsın ya, midemi bulandırıyorsun pislik. Karşı taraf hatta Umut Bey'in annesi de söyledi. Karşı taraf sürekli Tuğçe'yi anlatacağız Umut'a. Farkındaysanız bu şerefsiz aynı anda iki tane çocuğu mağdur ediyor ha. Aslında düşündüğün zaman günün sonunda yani. İşte bunların arasında bir şey var diyeceğiz. Ya peki, karşı taraf bunu, karşı taraf bunu son 3 aydır söylüyor. Evet. Çok samimiler. Abla bak gel buraya, sen de takip et. Umut konduramıyor. Umut'a da biz söyleyemiyoruz. Çünkü biz Umut'a böyle bir şey söylersek, bu Umut bize dönüyor. Dönemi kapattın, ne yapıyorsun sürekli? Bırt bırt sesler geliyor bunun telefonundan ya. Ne bilir, siz ne diyorsunuz? Benim oğlumla karıma... Öyle derdin. Yani, öyle diyecektin. Evet abla. Öyle derdin. İtiraf... Ölçe beni söyledi. İtiraf ediyorum evet. Bana çünkü... bunu teyzem söyleseydi ben teyzemle ölümlük olurdum. Evet. Ne ölüme ne ölüne. Sen benim yuvamı dağıtmak mı istiyorsun derdin? Evet, bu kolay da kabul edilebilecek bir şey değil abi. Evet. Şimdi... Şu saatten sonra ne ölün ölüm... 3 aydır bunu söyleyemeyen, dillendiremeyen insanlar benim başıma böyle bir olay gelmiş. Evet. O hafızalardan tamamen silinmiş. Tabii. Sizin konunuz. He. Herkes bunu buna kim yaptı? Oğlum otogarda kiminle konuştun? Birinle yani mi oturdun? Yani sen 5-6 gibi evinde miydin o gün? Saat 5-6 gibi evinde miydin? Kaçta evdeydin? Alındığım gün valla. Tabii tabii. 6.30 gibi evdeydim. Evdeydin. Tabii. Sonra o gün gece yattınız, uyudunuz. Gece Mustafa, kardeşlerim benimle misafir diye hep beraber İstanbul'a döndüler. Evet. Mustafa evden diyor ki, ben diyor kız arkadaşımın yanına gidiyorum diyor. Kız arkadaşı? Ya bir de sana kız arkadaşı olduğunu mu söylüyor? Bir hayali kız arkadaş. Ama ben yok dedim, herhalde abla, yok olur mu abla? Kız arkadaş. İzmit'teyim dedi baba dedi. Dedim oğlum İzmit'tesin de bana bir konum at. Evet. Kim bu insanlar? Bu kızın bir resmini at, ailesinin bir fotoğrafını at. Misafirle kızın ailesiyle tanışmaya gidiyorsun ama... Ha sana benim sevgilim var, onun ailesiyle tanışmaya gidiyorum dedi. Evet, evet, evet. Abi de öyle derin bir senaryo. Ulan bunlar tam senarist ya. Bunlar tam yönetmen keçe ya. Ve tam sonra ertesi gün oldu, Tuğçe evde. Tabii sabah uyandık evde. Tamam sonra? Evet. Ondan sonra saat öğlen 2.30-3 gibi beni arıyor. Öğlen ha? Abla. Neredesin diyor. Otogardayım diyorum. Yani acaba bir tanıdık vasıtası olursa şu otopark kamerasını izleyebilir miyim? Otogara giriş esnamda hani biletimi alırken bir ismimi duydu. Ondan sonra çanta... Çünkü... hocam öyle bir yerde ki, evet. Ben mi arıyorum? Jandarma... Hocam Şevka hocam senden bahsediyor, Rahmi amca uyuyor zaten. Komutanımız açtı, buldum dedi. Fermuardan çıkmış. Öyle saklı da değil. Yok, yok, yok abla zaten dedi ki jandarma komutanımız. Bak kardeşim dedi, ben bunu şu kutuların birinin içinde bulsam. Evet. Veya çantanın bir bölümü kesilmiş olsa, saklansa. Çantanın dibine ayrı bir yer yapılsa. Bu... Umut abi sen peki malzemeyi görünce şöyle oldun mu? Usta. Dur bakayım. Malzemeyi görünce şöyle oldun mu Umut abi? Yani şuralarda bir yerde oldun mu? Ben arabayı tutuyorum. Malzemeleri görünce Umut abi. Onları kim koydu? Onları kim koydu? Onları kim koydu? Umut abi şöyle oldu mu? Sen olmuşsundur. Yani senin reaksiyonun daha gerçekçi olmuştur mesela. Mukaddes Hanım, bugün nasılsınız? Ha? Bulsam seninle bu şekilde konuşuyor olmazdık. Onları kim koydu? Ama... Lazibon'un sıvışkanı günüm benim. Bu çok acı... Ne attı Nezel bilmiyorum da link açamıyorum be yavrum ya. Cemice yapılan bir şey. Fermuarı çekmemişler yani, bile. Bunu dedi içici. Şey, i̇çici yani. Adam şunu söyler dedi. Ha. Malıma bir şey olur. Evet. Üstünde taşır. Satıcı adam da öyle profesyoneldir ki. Tabii canım yani adam baksana kamyonun neresine koymuş ya usta. Tabii narkotik de profesyonel anasını satayım. Onları kim koydu? Yani abicim ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bak yurt dışında yani yurt dışından böyle sınırdan malırdan gelirken çok affedersiniz katırın götüne sokuyorlar bazen ya malzemeyi. Malı bazen katırın götüne sokuyorlar bulmasınlar diye. Bizi yoracak bir yerde çıkar. Evet bu... Tabii canım öyle anasını satayım öyle normal bir yere koyar mı direkt şeyin içine? Duruz bu bizim işimiz. Ama bizi yorar. Tabii canım. Çantayı komple boşaltmak zorunda oluruz. Çantayı kesmek... Efendim fermuar açıldı çıktı içinden. Tabii tabii abla. Araca bindiler. Nereden bildiğimi sormayın chat. İki tane komutanımız ben de bir komutanımızla dışarıdayım. Ama bulurlar baba illa ki bulurlar da yani en azından daha böyle yani manyak bir yere koyar. Çantayı açtı buldum dedi. Ben çığlık atmaya başladım. Nasıl? Onları kim koydu oraya? Bunlar bana ait değil diye ağlıyorum. O esnada da
Beni bırakan otobüs gidiyor. Evet. Komutanım dedim, arabam gidiyor. Ya bırak arabayı, vallahi billahi anasını satayım ya. Afyon otogarında kaldık abla, biliyorsun ya. Biz seni arabalara bindiririz, sen merak etme dedim. Allah bin kere razı olsun. Evet. Tekrar buradan şey sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. İşte gramajı vardır, neyse, tanesi vardır falan filan. O da çıkmamıştır, çıkmamıştır. Öyle öyle abla. Mesela yani 2,5 kilo falan olunca mesela, mal diyelim 2,5 kilo. Bu tanelerde de 5 tane böyle o şeyler. Çünkü o da para onda herhalde. Neyse çok detay vermeyeyim ben. Alacak paraları olmadı yani. Hatta mı? Ya son zamanlarda da biraz böyle %25 falan zam getirdi galiba Torbacılar Birliği diyebilirim. Ya çok da detay vermeyeyim. Sonra işte sen hani ertesi gün saatken nasıl gitti Tuğçe, onu anlatıyordun. Otogarda olduğumu söyledim. Kamera kayıtlarını izlemeye çalıştığımı söyledim ama bana... Chat peki bir gün torba tutma yayına gelir mi arkadaşlar? Ha? Yani torba tutma vlog gibi düşünün. Ha. Canlı yayında ama. Polis kararı olmadan bu kayıtları izleyemeyeceğimi söylediler. Tuğçe'ye gel evet. Dükkana dönüyorum dedim. Torba tutma yayını yapalım mı arkadaşlar bir gün? Arkadaşlar. Ha? Hemen. Şu anda yapıyorum mesela. Şakayı anladınız mı? Sen torba tutma yani. Neyse onları kim koydu oraya? Saat 6. Abi benim babam yurt dışında tır şoförü, gidip geliyor arama falan olunca neler neler çıkıyor. Adamlar egzoz borusunun altına bin... Gibi. Tabii canım anasını satayım ya. Onlar ne olmuş artık? Polis kararı olmadan bu kayıtları izleyemeyeceğimi söylediler. Tuğçe'ye gel evet. Dükkana dönüyorum dedim. Evet abla, bir daha şaka yapmayalım bu arada. Saat 6 gibi onu aradım. Dedim ki eve geliyorum, bir şey lazım mı? Evet. Ben otobüsteyim, İstanbul'a gidiyorum. Ben artık bu şehirde durmak istemiyorum. Evet. Bu şehirde bizim başımıza gelmeyen kalmadı ki. Bu şehir insana tuzak kuruyor. Kız kardeşimle görüşüyor. Size geliyorum diyor. Ha. Annem de beni arıyor. Ben evdeyim. Oğlum. O ses kimden çıktı? Oğlum diyor. Geldiği yer yabancı yer mi? Ananın evet. Babanın evi. 2-3 gün kalır. Alırım ben karını çocuğunu, getiririm diyor. Ben abla de... biz ananın babanın evi zannederken ananın şehrin evi çıktı yani, detay vermeyelim de. Lüleburgaz'a geliyoruz dedi. Ha. Ben dükkandayım. Buradan Lüleburgaz'a selamlar chat. Hiçbir şeyden haberim yok. Oturuyorum. Evet. Ondan sonra annemler geldi. Biliyorsunuz chat, bir Lüleburgaz var, bir de Kıvırcık Burgaz. Şaka yapmadım ben. Ben şaka yapmadım. Ben gayet ciddiydim. Annem dedi, artık bunu yapabileceğim bir şey kalmadı dedi. Sana söylemek zorundayım. Bunların ikisi kaçtı dedi. Asikome. Asikome. Oğlum peki bir şey söyleyeceğim. Nasıl da fark etmediniz, bu yıllarca süren bir mevzu çünkü ya. Gerçi bunlar fark etmiş. Yani gereksiz bir samimiyet, telefonla Mustafa'm diye kaydetmesi falanlar filanlar. Abla o an ne dedim biliyor musun? Ama bu çok yani milyarda bir olacak bir olay. Nasıl kondursunlar ya? Hele de bizim arkadaşlar mesela... Yes, doğru. Bu tarz olaylar yurt dışında falan oluyor olabilir arkadaşlar da. Mesela bizim Deryacı Meyki varsa bizim ülkemizde çok yaşanan tarzda bir sapıklık değil bu. Allah belasını versin. Artık bu dünya batsın dedim ya. Vallahi bak abla, hani şu 9 deprem 10 deprem bu az dedim ya, bize böyle bir 15-16 falan öyle... Aman Allah korusun, tövbe estağfurullah ya abla, ne alakası var ya? Bir bitsin artık. Allah korusun abla, anasını satayım yani, tövbe estağfurullah, şey sapıklık yaptı diye biz niye sallanıyoruz ya? Allah korusun tabi, sinirle böyle söylemişsin de. Senin depremin de bu. Çıldırdım yani. Çok... O senin depremin abla, bizi yani. Bizi niye bizi etkiliyor, Allah korusun ya.